bir almaya gidiyoruz. Bizim ekibimiz hazır, Sazlıpınar ekibi. Kanat Uçtan'ı da Ozan Bey'i alıp gideceğiz. Şafak operasyonu. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben Yılmaz Çizer Bey. Siz arkadaşlar şu anda bir yaylaya geldik. Ozan abi yanımızda. Burada Kemal Bey, kamerada Eren abi. Şimdi arkadaşlar sabah erkenden geldik. Abi bunlar hepsi yatar için ben 5 kızlara yem veriyordum. Onu da izlersiniz şimdi. Sabah 5'te bizi kaldırdın tabii. Şimdi erkek kızlar arkadaşlar. Yemedim, onları yerine alacağım. Onlar şaşkınlar şu anda. Çünkü bu kadar için bırakmıyordum. Erkek kuzağımız besleydi arkadaşlar. Besi aldık onlar bir 10-15 gün önce. Geçen 50 tane daha kesin çektiğimiz yer burası arkadaşlar ve burada yayla yeri. Bura boşalmış. Şimdi ayılar falan burada cirit atıyorlarmış ayılar kurtlar. 50 tane hayvanı burada çekmiştik. Şöyle. Duydun mu sesi? Ben duydum. Ben duydum. Karga gibi geldi. Çok soğuk ya. Günün erken saatlerine kadar. Hadi drone çalalım. O zaman ne diyorsun? Başlayalım yavaştan. Nereden gireceğiz? Çok soğuk, çok soğuk. Hadi. Drone'u hemen kaldırdım arkadaşlar. Alt tarafımızda bir tane ayı vardı. Büyük bir ayı. Ama bunda bir değişiklik olduğunu fark ettim. Ön ayağı sakattı arkadaşlar. Hani ön elini fazla kullanamıyordu. Bu bir böyle boz ayı mı, siyah mı tam bilmiyorum ama. Çünkü bu drone yeni geldi yani ilk kez böyle yakından görebiliyorum ayıları. Eskiden uzaktan görüyorduk, ayı mı ayı diye görüyorduk. Şimdi net inceleyebiliriz yani. Ayağındaki sakatlığı bile görebiliyoruz şu anda. Ama büyük bir ayı. Büyük ihtimalle yaşlı olabilir arkadaşlar. Yani kulaklarından da boğuşma izi falan var yani eskiden. Ben de biraz hayvanların içinde ola ola yani böyle tiplerine baktığım zaman yaşlarını anlayabiliyorum. Bana biraz eke bir ayı olarak geldi. Acaba bir boğuşma esnasında mı ayağını böyle kaybetti yoksa taş falan yuvarlandı öyle mi oldu bilmiyorum. Burkuldu mu? Bir yerden mi düştü? Hiçbir bilgim yok. Ya da zamanında avcılar ateş etti. İçinde mermi mi kaldı? Herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Üstünde bir tane de ayı olduğunu fark ettim sonradan. Bu da bir sanki alaca ayı gibi. Yani boynunda beyazlıklar var. Beni çok şaşırttı. İlk kez böyle bir alayı gördüm. Boynu beyaz böyle. Diğer ayı arkadaşlar yerine bırakmadı. Diğer ayıya saldırdı. Demek ki daha da güçlü bir ayı. Bakın onu kesin itti oraya bırakmadı. Aslında siyah ayı daha büyük. Daha yaşlı gibi ama acaba bu elini kullanamadığı için bu duruma mı düştü bilmiyorum. Bu ayı daha baskın yani. Ve boynunda beyazlıklar var yani. İlk kez böyle boynu beyaz bir ayı gördüm. Ya da büyük ihtimalle ben sürekli uzaktan gördüğüm için bana öyle geliyordu. Biri siyah gibi, biri boz ve boynunda beyazlıklar var. Ama siyah ayı daha büyük, bu daha küçük. Ama bu siyah ayı kovalıyor. Ben hiçbir şey anlayamadım yani. Aralarında boğuşturan mı acaba o elini bu mu öyle yaptı bilmiyorum. Bu daha büyük ve daha yaşlı, daha da otoriter olması lazım. Belki de artık zayıf düşmüştür yaşlandığı için. Baskın değildir. Zaten boğuşamaz da yani bu elle. Çünkü pek kullanamıyor. Günün erken saatleri olduğu için kartal tehlikesi de yok. O yüzden arkadaşlar erken geliyoruz. Yoksa kartal direkt saldırıyor. Bundan sonra çekimlerimiz böyle erken olacak. Bakın bu dönüp diğer ayıya bakıyor. Bunun böyle bir kulağında sanki kesiklik var gibi yani boğuşmuşlar gibi. Ama bu kolu incirmiş mi yoksa kırılıp böyle mi tutmuş? Onu hiçbirimiz bilmiyor. Bu ayı daha sağlıklı ama ondan bir tık küçük bir ayı. Demek ki onu boğuyor yani. Onu böyle de bırakmıyor. Çünkü siyah ayı buna yaklaştığı zaman bu hemen tepki gösteriyor. Siyah ayı kaçıyor. Daha büyük aslında siyah ayı. Ama arkadaşlar bu da çok kilolu yani. Aşırı derecede kilolanmış, obez olmuş. Kışa hazırlanıyor ayılar. Çünkü şu anda en formda oldukları zamanlar şu an. 2-3 ay böyle yatacaklar. Yatmasalar bile çok bir şey yok yani yiyecek. Karnın altında kalacak çünkü. Çok aşırı zayıflayacaklar. Bu da kendini çok iyi hazırlamış. Yoksa hamile mi? Onu da bilmiyorum. Karnı çok büyük böyle. Belki de hamile olabilir.
Ama tam ayların doğum zamanını da araştırmam lazım. Kaç ayda doğuruyor? Onlar hakkında hiçbir bilgim yok. Çünkü biz eskiden uzaktan görüyorduk ve hiçbir şey anlayamıyorduk. Şu ana bakarsanız karnı neredeyse yere kavuşuyor. Çok aşırı kilolu. Böğründe beyazlıklar var. İlginç bir ay yani. Bir de baskın. Normalde o diğer ay bunu 1,5 katı ama elini kullanamadığı için bunun tarafından horlanıyor yani. Yani bununla bir insanın hiç mücadele etme şansı yok. Köpeğin de mücadele etme şansı yok. Ben eskiden böyle uzaktan gördüğüm için yani böyle tahmin etmiyordum. Ama yani buna hiç kimse bir şey yapamaz. Şuraya bakar mısınız yani fıçı gibi olmuş. Yani insana bir vuruşta öldürür. Bizim de 400 metre yanımızda arkadaşlar. Arada dönüp bize bakıyor. Bizi görüyor ama ses çıkarmıyor çünkü karakola doğru gidiyor. Başa baş çıksaydık saldırırdı ama bu şekilde hayatta saldırmaz yani. Uzaktan görüp de gelip saldırmaz. Yavrular olmaktan sonra. Bu dönemlerde yavrular olmuyor zaten. Ama bence bu hamile çünkü karnı çok aşırı büyük. Yani o karnına karın başka bir şey işaret değil yani. Ama diğer siyah ayıyla beraber aynı yönlere doğru gidiyorlar bir yandan da. Hem birbirini sevmiyorlar ama birbirinden de ayrılmıyorlar. Aranda değişik bir bağ var. Hiç bizi de umursamıyor. Öyle yavaş yavaş gidiyor. Çünkü bu durum fazla korkutmuyor arkadaşlar. Bak yanına götürüyorum. Yine de umursamıyor. Yani bu drone'un hayvandan doğal davranışlarını çekebiliyoruz. Siyah ayağı mı tedirgin arkadaşlar? Çünkü diğer aydan korkuyor. Demek ki diğer ayıya bölgesi biraz yaklaşınca diğer ay hemen kızdığı için kaçıyor. Ya da diğer alayı onu boğduğu için korkuyor ondan. Bir şey var yani ondan çok korkuyor. Siyah ay neredeydi? Hayvan ön kolunu hiç kullanamıyor ya. Biz de arkadaşlar daha rahatsız etmeden uzaklaşıp gidelim. Buradan da arkadaşlar dağ keçilerini gördük. Tabi Ozan abi daha çok sürüyü gördü. Ben hem aylarla uğraştığım için hem de drone'u geri getirmek için biraz uğraştım. Yani yukarı çıkmıştım ben göremedim. Ama kalabalık sürüyü o gördü. Ben de böyle 5-10 tanesini gördüm. Yavrulu. Ama o da teke görememiş arkadaşlar. Demek ki tekeler daha dişilerin içine karışmamış. Hep burada dişiler var. Diğer sefer dağa gittik ya. İlk atlarını çektik. Orada çekmiştik. 3-4 tane dişi var. Birkaç tane de oğlak var yani. Hiç teke yok. Demek ki tekelerde katılmamışlar. Dişlerin içine yani çiftleşme dönemleri gelmemiş demek ki dişlerin. Yani ben bunları izlemekten pek zevk almıyorum. Tekeleri izlemekten çok zevk alıyorum arkadaşlar. Çünkü onlar çok asiller. Boynuzları falan bayağı büyük yani böyle duruşları falan asaletli. Ama bunlar da tabii güzeller de yani bana çekici olarak gelmiyorlar. Tabii yavrular falan var yani şirinler de. Tekelerin herhalde dövüşlerini yakalayabilirsek çok fena dövüşleri var arkadaşlar tekelerin. Çok boynuzlarla birbirine bir vuruyorlar. Silah gibi ses çıkarıyorlar. Ama uzun zamandır tekelere hiç denk gelmedik. Hep böyle dişi keçilere denk geliyoruz, oğlaklara denk geliyoruz. Şöyle tekeleri görürsek güzel çekimler yapacağız tekeleri ürkütmeden. Yani şu an tekeler olsaydı büyük ihtimalle dövüşürlerdi. Çünkü tekeler şu anda bir geziyorlar. Mesela 10 tane bir geziyor, 20 tane bir, 30 tane bir geziyor. Hatta burada 100 taneyi bir arada gören olmuş. Yani 100 tane tekeyi biz de onun için geldik aslında. Ama tekeler öyle bir yerde kalmıyor. Tekeler genelde daha da yükseklerde kalıyorlar. Dişiler aşağılara iniyorlar otlamak için. Tekeler hep zirvelere doğru oluyorlar ama katım zamanı geldiği zaman yani çiftleşme dönemleri deliriyor arkadaşlar. Yani her yere inebiliyorlar. Ovaya bile inebilirler. O şekilde oluyorlar. Evcil hayvanların içine bile geliyorlar. Ama şu an burada yoklar. Onları göremedik. Büyük ihtimalle sürüler halinde dolaşıyorlar. Tahminimce 15-20 güne dişlerin içine girerler herhalde. Yani dişilerle bir sürüye girerler. Öyle düşünüyorum. Bunlar da böyle uzaklaşıp gittiler. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Donduk. Ama ben size diyorum ses geliyor, ses geliyor, ses geliyor. Ya güvercin kuş diyor. Ses geliyor. Tak 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 tak. Zamanda baksanız demek ki var ya. Arkadaşlar şimdi dağ keçisi ve aylar çektik. Şimdi kurtların peşindeyiz ama dondurma yapıyoruz şu anda. Aşırı soğuk.
Değil mi? Baya soğuk. Değil mi Ozan Bey? Ben sıkı giymişim abi. Ben dağın ne olduğunu biliyorum. Of, çok soğuk ya. Ben bakıyorum tak adam tuk tak tuk. Kısa çorapla gelmiş abi. Daha ne anlattın? Hadi hadi koş koş. Acayip soğuk arkadaşlar ve tehlikeli. Aylar aramızda 400 metre vardı. Dronlar hesaplanıyor ya. Daha tekliğe çok uzaktı. Hani ama. Geçen yılki grubumuz ha. Urçekli. O bizim de var ya. Urçekliği de var ama sesini duyduk. Ama daha çekemeyeceğiz arkadaşlar. Elim dondu çünkü. Soğuk ya. Acayip soğuk. Isınmamız lazım zaten. Bir de ben sabit durdum ya. Siz yine öyle değil mi? Oynadınız derken geldi. Ama karabara sürüyor. Oradan abi çekti. Terbiyesiz. Daha söylemedi. Yeri gösterdi ama giremedi. Onu kanalda da izleyebilirsin arkadaşlar. Kalabalık sürdü onu da. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Donduk. Anahtarlar kayıp geçti. Arkadaşlar bayağı bir emek veriyoruz. Yani güzel bir video olacak inşallah. Evet, daha da güzel de olacak. Videoyu beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Bunlar gerçekten kolay şeyler değil. Bazı belgeselcilerin 2 yılda 3 yılda çektiği şeyi biz gelip hemen çekebiliyoruz. Çünkü azim var. Yeri biliyoruz. Her şey hakimiz. Kimse yani sabah çorunu... Kamera nerede? Kamera. Kimse sabahın çorunu gelip de yani böyle yapamaz. Yani böyle yapmaz yani. Uğraşmaz kimse açıkçası. Aklı olan yapmaz diye. Biz akıl olmadığı için. Hadi hadi gidelim hadi. Kurtların bölgesine geldik efendim. Çocukluğum bu yaylalarda geçti Mert. Ya bırak Ozan'ı valla. Şaka yapayım ya. Efendim amcaoğlu. Burada da kurt varmış. Arkadaşlar burada mangal yapalım dedik ama çok soğuk Ozan abi değil mi? Aynen abi biraz aşağı inelim ya. İşte güzel bir sucuk pişireceğim. Yani benim için pek sorun yok arkadaşlar. Ben size giymişim ama. Soğuk soğuk. Güzel arkadaşlar aşağı güzel bir yer bulalım. Ve önümüze akşama kadar her şey çıkabilir. Yani çekimde hem devam edeceğiz hem de yemek yememiz lazım. Çok açız. Hadi gidelim. Çıkamadım. Üç. Geçen bir şeyler var. Bir şey geçti yani bölümümüzde. Yoksa kurt mu? Ayı da olabilir. Tavşan da olabilir. Kedidir kedi. Güneş de vuruyor ki. Önümüzde yalnız. Köpek hani. Köyü yaklaştık ya demek. Hadi yakalaydın o zaman. Bekmiş arkadaşlar bir de heyecanlandı kurt diye ama elim geçen demek büyüktü bu da yavru. Nasıl bura? Burada bir drone uçuralım buraya bırakalım sonra burada bir mangal yapalım. Acıktık. Güzel şeyler çektik ama burada biraz tehlikeli. Çekiyor. Arkadaşlar mangal yapacağız. Profesör doktorlar bana bırakmıyor. Ben yazdım zaten. O ne yapıyor öyle? Ateş abi ateş. Nasıl bir ateş? Bu nasıl bir taktik? Sen bunu nerede öğrendin? Bak çık. Kenan bak. Bunlar çok tanımış. Abi ucunu alır. Yaş. Allah mangal partisi arkadaşlar. Bu gençler bir tane simiti bölüyor mu yiyelim çok acık. Bak ucundan alacak ucundan. Bunu almışlar arkadaşlar. Başlarını. Bak ucunu alacaksın. Önce hafiften ısıtacaksın. Abi o küçük çarlardan topla. Ya biz yıllardır arkadaşlar koyunlarda lan verdim bunlar cahil cöhele ya. O ne? Ona yok. Ben yemiyorum. Ona yok. Allah. Yemiyorum valla. Yemiyorum valla. Bak Murat burada bak. Evet. Murat burada. Sen çıkarma. Bak şimdi nasıl yapıyorum bak. Bak seyret. Gel Kemal abi. Ben lan çıprağı getir mi getir. Hele şuraya bak ya. Bu yanarsa da temur Allah belasını versin. Getir. Biz kaçtılar. Getir Kemal abi. Bak. Önce bir masanın kubbe takıyor. Yani abi gel. Bizi lan mı verdin ya? Ne oldu size bu kadar ya? Bir şey getiriyor utan bana. Biraz daha çıplak etsene lan. Kurulanlar. Çek beni kömü. Ne yapıyor ya? Sen de yemek ye. Çobanlık yalanlarını mı? Allah Allah. Biz yılanımızı ettik bu işe ya. Kaç yaşındasın genç? Ha? Kaç yaşındasın genç? Ben 25 yaş, 24 yaşındayım ama ben yaşadığım tecrübeler 50 yaşında öyle. Enver biraz daha incelerden geçsene. Daha ince yok. Ya yakarsın yak da Allah Allah. Valla incelik getirmiş daha yak o yanar ama da üzerine tutuşur. Bir de marifetini mi basit? Bahsediyor. Sen de git. Çık bu dakara. Kara aç diyor. Bir de diyor ben daha var efendim. Çık bu dakara diyor. Kara aç diyor. Kara aç mı bu ya? Ha akasya. Lan çık. Sen palık dedin. Ne, ya Ozan abi sen git ya git. Abi bu akasya değil mi?
Makas ya bence. Lan ne makası? Manyak mısın? Palot da mı? Ha bu. He? Neresi palot oğlum bu? Ne akasyası? Manyaklar bunlar ya arkadaşlar. Ya dikensiz akasyalar oluyor ya. Var mı bilmiyorum ki. Bir tane vardı sanki. Ben başka çıktı yani. Dikensiz akasya. Şöyle diyorsun. Ne biraz akasyonu çırpın. Dikeni yok daha getirme. Hadi hadi. Vallahi getiremem dikenli. Ya sen var ya. Ya medya insansın ya polis ya. Yakamadı. Ne yakamadı ya? Şimdi biraz daha tutuşur. Drone'u yak da bir rüzgar yapsın. Yeter buna daha güzel. Durmadan kalmadım ya. Yandı mı? Sana sormalı, yandı mı? Getmiyor mu şey çırpı? Yansa. Dur, koymuyorsun. Tezek de koy istersen. Şöyle tezek, tezek koymuyorsun ya. Biz doğal besleniyoruz. Dik koy, dik. Ya o kadar büyüğünü koyma Ozan abi, dur Allah. Kuru kuru sen koy. Sen karışma ya. Sen bir tane şeyleri hazırla ya. Ne diyor bu ya? İnce dalları hazırla, ince dalları. Yaş. Evet. Senin balta nerede? Ya onları da sen hazırla ya, yeter bizden bu kadar. Arkadaşlar şimdi böyle bir ortamda elimizde mangal teli olmadığı için ince ağaçlardan çubuk yapacağız, çuba takacağız. Onu düşünmedik yani. Ama tabii bizde demokrasilerde çareler tükenmez değil mi kendiler? Evet. Bakalım. Şöyle ince böyle dalları bulalım. Dalları bu şekilde ince dalları kestik. Ateşi yaktım. Bunda da bir iş yok. Köz olduğu zaman orada pişireceğiz. Ama öncelikle bunları arkadaşlar şöyle keseceğiz. Şimdi sucuklar geçirmek için. Evet arkadaşlar, taktiğimiz bu şekilde. Ya boğdun bizi. Ne boğulması ya bak. Bak nasıl kızarmaya başladı. Ben olmasam aç kalacaklar ya. Yok yok. Sıkıntı yok. Sucuklar yani. Ya sucuk yanıyla. Nasıl ya, demek ki şeymiş. Nasibi de yanmakmış onu. Orijinal değilmiş. Oo, hepsi olmuş ha. Efsane olmuş. Hemen yiyin, siz değil ama siz de değil. Tamam. Hadi ekmekleri hazırlayın Kemal abi. İşte hemen pişti. Tabii canım bunda işte. Bambaşka o ya. Normal kopacak mı? Ne? Kemal abi sen öyle bir şey düşünüyor musun? Valla çatları gidiyor. Ben yıllarımı verdim bu işe ya. Ağla lan mangal partisi. Üstümüz kokacak ya. Korkmazdın abi ya. Şimdi buradan da devam edeceğiz. Onu yapmayın ya, eliniz kesersin. Ne yapayım abi? Bunu kesme. N690 niye getiriyorsun? N690 evde kaldı ya. Vay, şifreli konuşuyorlar bunlar arkadaşlar. Şimdi buraya arkadaşlar böyle kirlettik ama temizleyip gideceğiz. Ayrıma işte karınlarını doyuruyor bunlar. Ben olmazsam pişiremiyorlar. Bak Kemal abi nasıl içiyor? İç iç! Ya çok güzel bir gün oldu değil mi? Eğlendik. Süper. Sen de ilk de daha görmüştün herhalde değil mi? Aynen. Sen de Kemal abi. Evet. Yakından siz daha ben çıplak gözle göremedim ya. Ben drone'a bakıyordum, siz çıplak gözle gördünüz. Evet. Nasıl bir histi? Yani oraya yukarı gelse bize direkt geliyor değil mi? 400 metre vardı yani. Yukarı gelse saldırırdı bize. Güzel bir gün değil mi Ozan abi? Artık burada sonlandırıp gidelim. Sen çünkü boğazında kalacak yani yavaş ye. Ben düşünemiyorum. Ben de çok acım çünkü kahvaltı yapmadık, bir şey yapmadık. Öğlen oldu. Burada drone uçurduk ama arkadaşlar. Bir şey yoktu. Aynen. Bu ekiple yine videolar gelecek. Efsane bir ekip oluşturduk. Bakalım neler olacak. Burada her şeyimizi yaptık. Çöp örgüsünü topladık. Ateşimiz sövmesini bekliyoruz ve buradan ayrılacağız şimdi. Yani sizden de isteğimiz doğayı lütfen arkadaşlar temiz bırakın. Bak şurada birkaç tane bir şeyler var. Ateşi de söndürün, öyle gidin. Çünkü orman yangınları olabilir. Dikkatli olmanız lazım. Aynen. Ateşi söndürüp şimdi buradan gideceğiz. Yani geride hiçbir şey bırakma. Çünkü hayvanlar geliyor buraya. Otluyorlar, onları yiyorlar. Ölüyor aslında. Karından da birleşiyor sürekli. Bir sürü poşet falan. Ölüyor yani. Biz de görüyoruz çünkü biz de hayvan otarıyoruz. Ve yiyor hayvanlar. Şimdi Girnevik Şelalesi'ne gidiyoruz. Burası da Erzincan Girnevik Şelalesi arkadaşlar. Böyle kayaların üzerinden su akıyor. Köpük gibi oluyor yani, süt gibi oluyor aynı. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Tabi buraya insanlar gelip gezebiliyorlar. Aileleriyle oturabiliyorlar. Altta zaten restoranlar var.
Yani çok güzel bir ortam var. Bizim köye de yakın. Bizim köyün yani 5-10 kilometre yanında. Bu güzelliği de sizlere göstermek istedik. Yani Erzincan'da burada ziyaret edebilirsiniz. Erzincan'a geldiyseniz. Zaten %80 herkes buraya geliyor. Burada bir fotoğraf çekilip sonra çekilip gidiyor. Şimdi biz de şelalelerin yanına gideceğiz. Orada daha da net anlayacaksınız arkadaşlar. Yani yandan daha da güzel gözüküyor. Bayağı bir yükseklikten su aktığı için suyu da temiz. Bayağı bir güzel görüntü oluşturabiliyor. Sanki kayalardan su takıyor. Ama böyle şu anda az gözüküyor da yüksekliği. Yüksekliği bayağı var yani. Apartmanlardan yüksek. Yüksek bir yerden su geliyor. Böyle yere doğru gidiyor. Şimdi biz birazdan şu tahta köprünün oradan geçip orada sizlere göstereceğiz yani buranın nasıl bir yer olduğunu. Bizim sevdiğimiz bir yer. Sizlere tavsiye ederiz. Gelip burada gezebilirsiniz. Girinemiş şelalesini işte arkadaşlar. Şöyle köprüler falan var. Gayet güzel bir ortam. Bugün de pazar. Yavaş yavaş insanlar gelmeye başlar. Biz çok erkenci olduğumuz için daha insanlar gelmeye başlamamış. Ama aile olarak gelip oturmalık bir yer yani. Güzel bir yer. Tavsiye ederim. Altta restoranlar var zaten. Orada da yemek yiyebilirsiniz. Gayet güzel bir ortam, size tatlıya gelebilirsiniz. Kapanışı burada yapıyoruz. Çok güzel bir gün oldu. Ne diyorsunuz abi? Gün iyi oldu yani gerçekten. Bir sonraki videolarda yine bunlar devam edecek bu gezilerimiz bu arada. Bir sene bol bol daha bir gezi gelecek arkadaşlar. O zaman inşallah güzel olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. 5 tane videolar devam edecek. Bir sene devam edecek yani.